13 Şubat 2020 Perşembe gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesi Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bu entro ile alakalı neler söyleyebilirim? Evet, ilk önce tişörtümden bahsedeyim. Çok seviyorum ya bu tişörtleri. Artık biliyorsunuz gına geldi size de. Bu 36 Wave of Kanagawa serisinin yani Japon ressam bundan tam 36 tane yapmış arkadaşlar. Bu 35.si 36.ici geçen giymiştim hatırlayayım. Daha bunlardan 34 tane daha var ama ben de para olmadığı için bütün tişörtleri alamadım yani yavaş yavaş inşallah. İkinci bir şey de bazı arkadaşlar bana uyarılarda bulunuyorlar işte yorumlarda falan ya bu saçına, kılına kıyafetine biraz daha dikkat et filan diye. Evet ben biraz özensiz bir insanım o konuda haklısınız. Ben de onları bir abi kardeş abla artık kimse onlar. O nasihatleri dinliyorum. Gittim bizim şu aşağıdaki Cezayirli Arap işte Mangrupli Berber var. Onda 10 euroya trash oldum vallahi 10 euro. Bu kafaya fazla bile yani dedim arkadaşların karşısına böyle biraz düzeltip de çıkayım yani düzeltilebilecek kadar bu tipi biraz çıkayım falan diye. İşte olduğu kadar artık üçüncü bir şey de evet ülkelerinizde ekseriyetle bulunduğunuz ülkelerde akaryakıt fiyatlarının düştüğünü öğrenmiş oldum. İşte bunun sebebi arkadaşlar Çin'deki sanayi üretiminin azalması virüs yüzünden ve petrol. ...üretiminin de hala aynı şekilde devam etmesi arz talepten dolayı petrol fiyatlarını düşürüyormuş arkadaşlar. Bundan dolayıymış yani. Ee, dördüncü bir şey de bu daha önemli bir şey. Natali Avazyan Hanım... ...bir insan hakları öncüsü Türkiye'de biliyorsunuz. Kendisini gözaltına aldılar. Daha önce de gözaltına alınmıştı. Kendisi böbrek yetmezliği olan, başka rahatsızlıkları olan bir insan. Annesini görmeye gitmiş Adana'ya. İstanbul'dan çıkmış Adana'ya gitmiş... Polisler İstanbul'da abisinin evine basmışlar falan. Neyse gözaltına alınmış. Gözaltından işte gece vakti salmışlar falan. Yani böyle bir sindirme operasyonu, harekatı yapıyorlar. Harekatı, harekatı yapıyorlar. Bunun da sebebi şeymiş arkadaşlar. O kabataş yalancısı var ya. Oymuş kabataş yalancısı bu Hilal Kaplan var ya. Ee, bu işte bir tweetinden dolayı şikayette bulunmuş falan. Ne kadar da böyle şeyler değil mi hassaslar, e, kolluk kuvvetleri hemen gidiyorlar buluyorlar falan. böyle bir şikayet olduğu zaman bile. Ee, ya bir yani bir hasta, zayıf bir kadından ne isteyebilirsin ki yani sana nasıl bir zararı olabilir? Yani bu kadın şeyi mi yıkacak yani anayasal düzeni mi yık yıkacak değil mi? Yani anayasal düzen kalmıyor zaten anayasal... Düzen düzülmüş yeterince de öyle bir düzen kalmamış AKP sayesinde. İşte kadını almışlar bırakmışlar yani korkutmaya çalışıyorlar aklınca. Ee, o kadının ismini altın harflerle yazmak lazım gerçekten. Ee, bu arada bunu demişken hani <laughs> demokrasilerde filan demin bir tane haber vardı. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay biliyorsunuz bu Oktay Yimpaş dolandırıcılarından bir tanesi arkadaşlar. Güçlenen demokrasimiz ve çeşitlenen hak arama mekanizmaları bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da verimli şekilde işlemektedir. Görüyoruz nasıl daha da verimli şekilde işlediğini, hak arama şeylerini. Ama hep sizin lehinize yani. Hilal Kaplan, o işte Türkiye'de kaplan yurt dışına çıkınca kedi oluyor ya, hep onun gibiler hak aradığı zaman böyle nedense hemen cevap veriliyor onlara. Ama yine olan mazlumlara oluyor. Demokrasi işte böyle bir şey. Ama o onların anladığı manada. Neyse çok uzattım arkadaşlar. Sesli Gazete'ye geçelim. Evet, Burhan Kuzu zindaşti ile olan fotoğrafları falan çıktı, haber çıktı, haberdi, diyordu ki geçen yaptık işte zindaşti meselesine beni bulaştırmayın diye savcılara, hakimlere filan baskıda bulunmuş onları arayıp filan. Ee, bu e, hakimler ve savcılar yüksek kurulundaki işte o hakimlerin ve savcıların ifadelerinde de böyle geçmiş arkadaşlar. İşte adam bu olay üzerine 24 saat tweet atmadı. Bir tweet attı. Tweet'te diyor ki işte İdlib'in kuzeyinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırılar sonucunda işte 5 kahraman askerimiz şehit oldu bilmem ne. Başsağlığı diliyorum filan. Şey diyor işte yüreğimiz parça yüreğim parçalanarak öğrendim bu haberi filan. Bu yüreğinin parçalanmış hali yani düşünün. Yakınlarına başsağlığı dilemiş filan. Zindaşti soracaktık. Zindaşti. Ya şimdi sırası değil yani. Bak şehit var şimdi zindaşti. Sırası mı ya filan? <laughs> Hep bunlar böyle zaten. Her şey zamansız bunlar için. Ee, İsmail Saymaz'la alakalı başka bir tweet atmış bugün. Konuyla ilgili ilk defa. Biliyorsunuz İsmail Saymaz işte bir e, CNN Türk'te mi, Haber Türk'te mi işte bunu yayına davet edip bununla alakalı soru sormak istemiş. Bu da kabul etmemiş. Demiş ki İsmail Saymaz ve Barış Arkadaş sizin yaptığınızın adı gazetecilik değil tetikçiliktir. <laughs> Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti'ye zarar vermek isteyen, istenen bir FETÖ kumpasıdır demiş. AK Parti de işin içine katıyor ki yani beni oradan da savunsunlar falan diye. FETÖ kumpasıdır, tabii ki FETÖ kumpası. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Hiçbir asim baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı var mı? Yok ortada bir mahkeme. Olabilir mi senin? Baskı kurmuşsun işte lan. Yani seni mahkemeye çağırmasınlar diye baskı kurmuşsun. Daha ne mahkeme kararı olacak. Ee, yani şey ben ya bu FETÖ FETÖ galiba bunu zorla oraya yollamış. O adamla git bir fotoğraf çektir falan mı demiş. Şöyle bir şey olmuş. Ya işte tweet atanın 10 yıl yediği ülkede yani düşünün arkadaşlar. Bu adamlar çıkıyor böyle e, hala FETÖ kumpası diyebiliyorlar şey vardı, e, ikinci bir haber Davutoğlu ya. Davutoğlu çıkmış demiş ki HDP terörle arasında mesafe koyarsa bizden herhangi bir siyasi parti muamelesi görürüz sizden. Siz kimsiniz lan? Hasbama bak ya bizden bilmem ne görürüz lan sen kimsin? Adamlar %10'u geçmiş, %10 barajını geçmiş. Bilmem kaç milyon oy almış daha sen bir şeye katılmamışsın. E, herhangi bir e, seçime katılmamışsın daha artistlik yapıyorsun ya. Daha ne kadar alacağın da belli değil. Yani senin yeni bir parti kurmuş olman, senin yunup yıkandığını, pürü pak olduğunu göstermez. Sen AKP artı bir adamsın yani. Bunun başka bir şeyi daha var. Başbakan olarak kalsaydım 15 Temmuz gerçekleşmezdi demiş. Ha yani gerçekliği ulan. Ulan sen kendi seni <laughs> görevden aldılar. Ona sesin gıkın çıkmadı. 15 Temmuz'da kalsaydım diyor. Eee kovulmasına mani olamamış adam. Yani ne kadar hayalci herifler ya. Evet Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir tweetiydi. Bir haber yani. Ee, i̇hraç olduktan sonra kansere yenik düşüp hayatını kaybeden eski şube başkanımız Ahmet Çoban'ın OHAL komisyonunun kararıyla işine iade yazısı, yazısı kurumuna ulaştı. Geç gelen adalet adalet değildir diye. KHK ile ihraç edilen Ahmet Çoban öldükten sonra işe iade edildi. Bu kaçıncı olacak değil mi? Daha önce de böyle bir şey yaptılar. Dalga geçiyorlar çünkü. Yani insanların dirisiyle dalga geçiyorlar, ölüsüyle de dalga geçiyorlar. Demin o İYİM dolandırıcısı dedi ya işte artık demokrasi de işte bilmem yeni başkanlık sistemiyle çok güçlendi falan dedi. İşte buna böyle güçleniyor yani adamların. Daha önce de biliyorsunuz bir öğretmene hücrede kalp krizi geçirerek ölen Gökhan öğretmendi. Ona da öyle iade yazısı gelmişti öldükten sonra. Daha doğrusu öldürüldükten sonra. Cumhur'un başı. Cumhur'un başı da demek lazım ya ümmetinin liderine. Çıbanın başı. Evet. Çiban Başkanı, evet. Çiban Başkanı, ümmetinin lideri başkanlarında güvenlik toplantısı yapılmış arkadaşlar. İşte Suriye olaylarıyla falan. Ee, hiçbir diktatör bir iç savaş veya bir savaş çıkarmadan gitmez arkadaşlar. Bu da böyle biline, bu bir düstur yani. Bu da böyle olacak yani. Adam savaş çıkartıyor ya. Gidiyor başkasının ülkesinde savaş çıkartıyor ya. Böyle bir adam bu. Güvenlik neyin güvenliyse kendi güvenlikleri. Kimse de giremiyor. Neler konuşulduğunu da bilmiyoruz. Yani olası hani bir şey olursa her ihtimale karşı karşı kaçacağımız yerleri bile bilelim. Öyle bir güvenlik toplantısıdır bu. Ee, Adalet Bakanı. Olmayan Adaletin Bakanı Gül açıkladı. Yaşlı, hamile ve çocuklar cezasını evde çekebilir. Allah Allah evde çekebilir. Ee, şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Ama işte ümmetinin liderinin okeyini bekliyoruz. O okey verirse ancak yani başka bir şey yapamayız ya. Ee, bu şey dedi şiddet içermeyen bazı suçlar dedi arkadaşlar. Sizin aklınıza gelmesin hani börek açtığı için böyle hapse atılanlar falan var ya çocuğuyla çoluğuyla birlikte onlar değil şiddet içermeyen suçlar. Şiddet içermeyen suçlar madımakta mesela 3-5 tane adamı yakarsın onlar şiddet içermeyen suçtur. Mesela yaşlılar geçen ümmetinin lideri bir tanesini affetti ya bir katili e, ömür boyu yemişti 25 yıl yatmış e, o kadar insanı yakmış orada <laughs> herifi şey yaptı işte bıraktılar yani özel bir iz işte kararnameyle adamı saldılar hapisten filan yani öyle yaşlılar yani işte suç şey yapmayan içermeyen şiddet içermemekten kastı o yani yoksa öyle işte bir börek yapmışsın kermese katılmışsın filan onlar çok ciddi suç içeriyor arkadaşlar şiddet içeriyor pardon. Ümmetin lideri, Çiban'ın başı, Çiban başkanı demiş ki Nazım Hikmet'i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali'yi katledenler tek parti döneminin Jacobenleridir. Şiiri, müziği yasaklayan bir ülkeden sanatçılara ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk. Ötekileştirmeyen. Bunun ötekileştirmemesi sarayın etrafında toplamasıyla doğru orantılı. Yani o sanatçılar ne zaman saray etrafında toplanıp kavuk halini alıyorsa o zaman ötekileştirilmiyor. Yani onunkiler olduğu için diğerleri yoksa. Ee, mesela doğru Mesela Ferhat Tunç diye bir adam var. Büyük bir müzisyen, türkücü. Adam Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Yani kaçmadı, terk etmek zorunda kaldı. Değil mi? O CHP'nin yüzünden giremiyor tabii. Evet CHP. Ulan... Ee, Nazım Hikmet'i de savunuyor ya. Nazım Hikmet bugün gelse adamı FETÖ'cü, FETÖ'cü olmakla falan suçlar yani düşünün. Ki Türkiye'de son 10 yılda sanata yapılmış en büyük darbeyi kendisi yaptı. işte o bir sürü o AKM'yi yıkacağız işte e, gelin karşı koyun gücünüz yetiyorsa filan dedi yıktı oraları filan onların yerine de bir şey yapmadı o kadar devlet sanatçısını filan kovdu tiyatrolardan şuradan buradan sanat sen ne anlarsın Allah'ın yozu Canan Karatay teyze çıkmış demiş turp yerseniz turp gibi olursunuz, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Doğru orantı demiş. Doğru orantı tabii onun için Türkiye'de e, demek ki millete eşek eti yediriyorlar olabilir. Yani eşek etini çok yediriyorlar çaktırmadan. Öyle tuhaf bir durum var Türkiye'de. MHP afetlere karşı şer ve belaların defi için 41 kurban kestirdi. 41 kurban kesince siz defolup gidiyor musunuz yani? Gitmiyorsanız demek ki o 41 kurban o şehrin def olup gitmesi için yeterli değil. Yani kurban falan kesmeyin. Yani siz def olup gidin başka biz bir şey istemiyoruz yani. Evet hatta kurbanlarınızı da alın götürün. Ee, bak sarayın fış fışı ne demiş? Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye yıkılsın İdlib kahrolsun Esad. Ne kadar güzel bir dil değil mi? Ne kadar bir siyasetçiye yakışan e, silgi pıtırcı bir dil. Çok olgunlaştırıcı. Çok e, yani toplumsal mutabakatı özendirici. Acayip güzel bir dil konuşuyor gerçekten. Peki Suriye yıkılsın filan. Cuma bugün ne günlerden? Per yarın çarşamba. Bugün çarşamba yarın perşembe. Cuma'yı Suriye'de hangi camide kılmak istersiniz? Arkadaşlara söyleyelim. Sizin için hazırlasınlar yani onu. Gireceksiniz ya Suriye'ye <laughs> yıkılsın. Ya adam şey ya Okeydi Joker olamaz adam ya öyle bir adam. Trump e, demiş ki Nisan'da havaların ısınmasıyla koronavirüs biter demiş. Trump e, şeyin Erdoğan'ı Amerika'nın Erdoğan, Amerika Erdoğan yani adam adamın düşün Amerika gibi bir ülke bu adamı seçti ya e, ısınması olabilir bu o SARS hastalığı vardı o da havaların soğumasıyla kaybolmuştu hatırlayın. Ondan galiba böyle bir şey yapıyor. Ama Türkiye'de de biliyorsunuz koronavirüsle alakalı tedbirler falan alınmaya başladı. Şimdi geleceğiz öyle bir güzel bir haber var. Ee, geçen bir tane adam sabun yapmış gönderiyordu ya. Olur yani adam inanıyorsa olan kafa olarak o sabunu kullanarak belki koronavirüse e, koronavirüsten korunduğunu düşünebilir yani. Koronavirüs demişken işte Beyaz TV'de bir adam çıkıyor. Koronavirüsü FETÖ'nün oyunu mu diye de sorguluyorlar böyle. Koronavirüs FETÖ'nün oyunu. Tabii ki koronavirüs FETÖ oyunu tabii yani. yani FETÖ oyunu olmayan, FETÖ'nün karışmadığı bir şey var mı yani üstünde? Yok öyle bir şey yok yani. İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası verilmiş arkadaşlar. Ee, Türkiye'deki ırkçılık hadiselerini, sporda ırkçılık hadiselerini duyunca bir ders olması lazım ama bu daha çok dersten ziyade bizimkilere şey verir cesaret verir bu haberler. Ümmetinin lideri bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz demiş. Hayalde dedi şey yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması hayalini şey yapmıyor. Ne yapacaksın? Yani, ne yapabilirsin? Yani boş boş konuşuyorsun. Yani boş boş konuşmaktan sen ne zaman böyle bir şey söylemeyeyim falan desen yani yok öyle bir şey olmuyor. İlla konuşacak. E, hayalin gerçek. Ya, bizim tek hayalimiz yani sizin olmadığınız bir dünya. Yani siz olmasanız dünya daha kaliteli, daha yaşanılabilir, yaşanılabilir bir yer o haline gelecek. Ee, İbrahim Kalın yine konuşmuş. Rus heyetiyle görüştü. Beş askerin şehit olduğu saldırı en sert şekilde kınanmış. En sert şekilde kınanmış. Hangi sertlik derecesinde çok merak ediyorum. Yani bu kınayı aldılar böyle sert bir şekilde mi sürdüler mesela? Kınanmış ya bu mu acaba ne anlıyoruz yani sert şekilde. Ee, hayalin gerçekleşmesine izin vermeyecek ama kınamayı da en sert şekilde yapıyor yani düşünün. İsrail'in korkması lazım bunlar. Bilal Erdoğan demişti ya geçen. İsrail neden korkuyor? Çünkü başında İmam Hatip'li bir cumhurbaşkanı var demişti. Ee, kanser hastası Ayten Sarıkaya Kesler bu kadıncağız İsviçre'den İstanbul'a gelmiş kanser hastası. Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanmasına karar verilmiş, adliyede rahatsızlaşmış, rahatsızlanmış ve işte yere düşmüş ve hastaneye kaldırılmış arkadaşlar. İşte şey de Avrupa Birliği yani gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde böyle Cumhurbaşkanına hakaret diye bir dava öyle bir şey yok yani. Ulan her gelene Cumhurbaşkanına hakaretler lan işiniz gücünüz yok mu siz milletin sosyal medya hesabını kontrol ediyorsunuz siz ne kadar boş beleşiç hiç yapacak işleri yok bu adamlarına. Türkiye'de o kadar sorun var, o kadar e, suç var, suçlu var. E, kendileri de suç suçlu olduğu için zaten. E, demek ki çok baş, boş vakitleri var. Milletin sosyal medya hesabını kontrol ediyor. İsviçre'den gelecek şimdi onu yakalayalım. Ya. <laughs> Manyak herifler ya. Azerbaycan'da genel seçim sonuçlarına itiraz eden 20'den fazla milletvekili adayı gözaltına alınmış. Al birini vur yine. Bunlar çok iyi anlaşıyor zaten ümmetinin lideriyle. E, bu adam zaten bir anayasada bir şey geçirmişti bu yıllar önce, 3-5 sene önce. Beni dinleyen Azeriler varsa, bilenler varsa söylesin. Yani ömür boyu hayatının sonuna kadar Cumhurbaşkanı olarak kalacak Azerbaycan'da. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum ben. Hatta karısını da e, Cumhurbaşkanı danışmanı mı öyle bir şey yapmıştı bu adam. E, seçim komisyonuna göre Aliyev'in partisi meclisteki 125 sandalyeden 70, 72'sini almış. Az bile almış yani. 20'den fazla milletvekili adayını gözaltına almış adam ya. Sarayın fış fışı dağıtmaya başladı diye bir haber. Bir arabasını daha hediye etti. Yerli ve milli Mercedes'ini eski. Yerli ve milli Mercedes'ini birisine daha hediye etmiş arkadaşlar. E, tüm mal varlığı o adamın yani. Başka bir şey yok ki. Diyanet İşleri, pardon, Hiyanet İşleri Başkanı'nın yine bir iki tane haberi var. Ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum diye bir şey söylemiş. E sen madem bunu çok iyi biliyorsun, çok hassaslar ya böyle. Madem bunları biliyorsun, e, a ayet ve hadislerin sana söylediğine bir kulak versene. Yani bir onların emrettiğini bir yapayım, bir yaşayayım desene. Sen Diyanet İşleri Başkanısın ya güya i̇şte çok dikkatli, hassas bir konu filan değil mi? ee, Ümmetin lideri, ha bu çok iyi bir konu ya. Yani bu da millet ortalık yine birbirine girdi. Ümmetinin lideri bugün bu FETÖ, bu ülkede FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir diyor. Kılıçdaroğlu en büyük hissiniz diyor. En, en FETÖ'nün ayağı siz soktunuz onu diyor. HDP bile topa girdi yani tamam mı? Herkes birbirinin FETÖ'cü olmakla suçluyor e, ee, yurt dışından baktığın zaman ülke çok çok içler acısı bir halde ya. Ne kadar insanlar bir, birbirine FETÖ'cü medeci diyorlar ya. Ya hiçbir, hiçbir şeyin hukuki dayanağı yok. Herkes birbirini FETÖ'cü olmakla suçluyor. Ee, ekonomik darbaz meclise uzandı. Erdoğan konuşurken ben de 15 Temmuz'da mücadele ettim. Beni sonra işten attılar. Çoluk çocuk aç bana yardım edin diye bağıran bir kişi apar topar susturuldu. Adam nasıl girmiş oraya değil mi? AKP'li kılığında mı girmiş? AKP'lidir istediğini alamayınca demek ki böyle bir şey yapmış. Ben de 15 Temmuz'a katıldım filan. Yani 15 Temmuz'da mağdurum. Ee, ama işte çocuk çocuğum aç filan diye. işlerine geldiği zaman ülke çok zengin. Kendi adamları bile aç yani düşünün. Yani ha yine Kılıçdaroğlu. 17-25 Aralık'ta Erdoğan ve ailesinin yolsuzluklarını hepimiz öğrendik. Dosyayı kapattılar ancak yapılan yolsuzlukların çalınan paraların tamamı doğrudur demiş. Yok ya öyle bir şey değil. Bu o... O polisler şey, FETÖ'cü polislerdi, AKP'liler pürü pak yani onların günahlarını almayın. Bunları da ben anlamıyorum yani. Adamları yakalamışlar, bu meselenin AKP'ye bakan yönüne gelince sahipleniyorlar, polislere bakan yönüne geliyor, onlar FETÖ'cü falan oluyor. Oğlum bir karar verin yani siz ne, yapmak, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evet, Sağlık Bakanı koca devrim yaratan bir açıklamada bulundu biraz evvel. Dünyanın gönlüne su serpti adeta. Dünya Sağlık Örgütü bile böyle bir derin bir oh çekti, bir nefes aldı yani adamlar. Ha şimdi işimiz kolaylaştı falan diye. Tanı kiti diye bir şey üretmişler koronavirüs tespiti için. Onu dünyaya satacağız diye adam. adam. Dünya hastalıkla uğraşıyor. Bunlar bir şeyi satmak derdinde, para kazanmak derdinde. Benim korkum öyle bir kit falan yaptılarsa, satacaklarsa yani o virüsü daha çok yayabilirler. Tek endişem o. O tanı kiti değildir o. Hello kitidir o. Evet. Hello kiti olmasın o. <laughs> Aman olmasın. Evet Ömer Elbeşir, Sudanlı diktatör. Darbe ile gelen darbeyle gider. Bir prensip bu. Bu adamı biliyorsunuz yakaladılar falan neyse. Sudan eski devlet başkanı Ömer Elbeşir Lahey'e teslim edilecekmiş. Geçen o dört maaş olan işte o Çiban Başkanı'nın danışmanı var ya e, neydi o adamın adı? Feridun Altın o adam konuşuyordu ya işte Esed'in sonu lahidir filan diye. bak herkes oraya tek tek gidiyor. Ömer Elbeşir de gidiyor. Sıra yavaş yavaş size geliyor. Siz de gideceksiniz oraya. Orada hepinize yer var. Vallahi hepinize yer var orada. Almanya'da bir anket yapılmış. Almanlara sormuşlar dünya barışına tehdit olarak gördüğünüz ülkeler hangisi diye. Dördüncü sırada Türkiye'yi söylemişler. E, ulan dünyada bir araştırma, bir ne bileyim bir anket bir şey yapılıyor. Nerede böyle müsbet bir şey var? Biz o listelerin en sonundayız. Nerede menfi şeyler var? Biz o listeleri zorluyoruz. Allah'tan yine birinci olmamışız. Yani birinci sırada Kuzey Kore, ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada İran varmış. Dördüncü de biz varmışız. Almanlara şunu söyleyebilmek, ifade edebilmek lazım. Yani bu AKP, yani AKP dünya barışına bir tehdit. Yani Türkiye değil aslında. Türkiye'yi ele geçirdikleri için hatta Almanlara şunu da söylemek lazım yani sadece dünya barışına bir tehlike değil yurttaki barış yani yurt içi barışa da bir tehlike AKP ee, e tabi Almanlar bizi kıskanıyor ya ondan dolayıdır yani kıskandıkları ve kıskançlıktan çatladıkları için bizi dördüncü sırada göstermiş olabilirler yani yoksa biz dünya barışına nerede tehlikeyiz yani sanki biz komşumuzun ülkesine girip orada adamlarla çatışmışız onları işgal etmişiz gibi falan öyle bir şey var mı yok ya öyle bir şey yok yani Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şu karısı çığ felaketi olduğunda işte bir kilisede türkü çığıran kadının kocası işte. Ee, çeşmeyi kan gibi yapacağız demiş. Kan şehri var ya film festivallerinin yapıldığı Fransa'nın güneyindeki şehir. Kan gibi yapacağız demiş. Tüm çeşmelilere buradan şimdiden başınız sağ olsun diyorum arkadaşlar. Ee, kan gibi yapacakmış. Vallahi siz bir şehre dokunuyorsanız e, orayı ancak kan gölüne çevirirsiniz. Kan şehri yapabileceğinizi tahmin etmiyorum yani. Bu adamın biliyorsunuz bakan aynı zamanda işte otel motel yapıyor oralarda arsa marsa kapatıyor. Muhtemelen çeşmeye öyle bir şey yapacaktır. Onun için kan şehri gibi yapacağız falan diyor. Siber suçlarla mücadele merkezi açılmış. Açılabilir. Ama sorun olan şu açılışı. Ulan sanki dersin gibi bir şey açıyorlar cami açıyorlar. Dini bir merkez açıyorlar da böyle... Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor, dua ile açılıyor. Ya ben anlamadım. Ee, ya kardeşim senin orada ne işin var? Sizin hiç mi bir devlet düsturunuz, devlet prensibiniz yok ya? Ulan yani her işi ada, yani bütün yerleri, bütün enstitüsyonları, kurumları adam açıyor neredeyse. Ya yarın affedersiniz kerane atsalar onu da ça çağıracaklar yine şurada bir dua et falan diyecekler yani. Yemin ediyorum ya se ulan senin ne işin var orada yani? Siber suç merkezi kim? Diyanet İşleri Başkanı kim? Ne cinlerini kullanıp siber suçlarla mücadele mi edeceksiniz ya? Ya vallahi artık utanılabilecek yani tutamıyorum kendimi ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar ÜMET'in liderinin kuzeninin hırsızlık suçlaması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir hurda alımı ile alakalı bir şeyde yolsuzluk yapıldı veya işte çaldığı için arkadaşlar hurdaların çalınmasıyla alakalı. Ümmetinin liderinin de aralarında bulunduğu yeğenine işte liderini Ümmet işte Erdoğan'ın yeğeninin de olduğu bir 3-4 kişiye dava açılmış arkadaşlar. Ee, şimdi hani olsa böyle bir savcı işte hakim filan değil mi bu size ailece mi böyle filan diye sorar yani. Siz, yani ailecek mi böylesiniz oğlum? Yok ailecek biz hurda işiyle uğraşmıyoruz. Hurdayı sormadım ya yani ailecek mi hırsızsınız filan. Yani adamla herkes hırsız ya. Herkes ailenin hepsi hırsız yani. Bu da hadi son haber olsun. Ee, bak ümmetinin liderinin atadığı veteriner rektörün Aydın'daki bir üniversite atamış. Veteriner rektörün sağlığa zararlı sucuk üretmekten hapis cezası aldığı ve meslekten 3 ay men edildiği ortaya çıktı. Ya bakın bunu bu kaçıncı olur? Beşinci kez söyleyeceğim belki de bunu. Ulan sağlam bir adam olsa dürüst bir adam olsa zaten oralara gelemez. E bir yamukluk olacak diyoruz ya. Yani bir, bir adamın sicilinin kirli olması lazım yani AKP'den yürüyebilmesi için. Ama bu adamın yani AKP Türkiye'sinde geleceği parlak. Yani bu adam buradan milletvekili de olur, bakan da olur yani. Yani şu demin konuşan adam işte Oktay Cumhurbaşkanının yardımcısı. Diye. Bu adam Yimpaş dolandırıcısı ya. Yimpaş'ın başındaydı bu adam. E, bu işte Almancıları kandırdıklarında, gurbetçileri kandırdıklarında bu adam vardı yani. Hiçbir şey yapılmadı bunlarla ilgili. İşte Erdoğan'ın atadığı rektör 3 ay hapis cezası almış. Görevden men, şey, meslekten men cezası almış bile. Yani bu adamlar böyle, ya bir de sanki masuz yapıyorlar gibi. Yani böyle özellikle arıyorlar. Yani böyle bir suça karışmış böyle bir adam bulmamız lazım. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Neyse arkadaşlar şey yapalım. Sesli Gazete'nin sonuna gelelim. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle dostlarım.